Günün manşetine canlı yayınımıza hoş geldiniz sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu'nda sizlerle beraberiz. Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Sayın Hamdi Yasaman konuğumuz. Sayın Yasaman hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, aynı zamanda tabii Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak bugün konuk ediyoruz stüdyomuzda Sayın Hamdi Yasaman'ı ve spor hukukunda güncel sorunları konuşacağız. Evet. Biz böylece yeni bir formata da başlıyoruz, onu da belirtelim seyircilerimize Sayın Yasaman. Bu haftadan itibaren sizinle beraber bir girizgah yapıp spor hukukundaki güncel sorunları değerli konuklarımızla konuşacağız, tartışacağız. Deyim yerindeyse masaya yatıracağız. Bu açıdan sizden bir giriş cümlesi seyircilerimiz için rica edeyim. Efendim biz spor hukukunla ilgili bir program yapmayı düşündük. O da bizim camiamızı bilgilendirmek, medyayı bilgilendirmek ve bu spor dünyasının hukuki düzenlemelerini biraz anlatmak istiyoruz. Yani burada akademisyenler, daha önce federasyonda görev yapmış kişiler, tahkim kurulu başkanı veya KAS'ta görev yapan arkadaşlar buraya gelip her hafta bir sorunu, hukuki sorunu dile getirecekler, anlatacaklar ve o sorunlara çözüm bulacaklar. Çünkü biliyorsunuz son yıllarda da hukuki sorunlar çok arttı. Ve bilhassa en büyük problemimiz, yani bizim Galatasaray'ın da başına gelen, hemen hemen her maçta disiplin cezası bize kesiliyor. Gerek KAS, gerek Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu tarafından. Ceza yemediğimiz bir maç yok. Bunların dayanakları nelerdir, hukuki dayanakları nelerdir? Verilen kararlar hukuka uygun mudur? Bu konuları tartışmak istiyoruz. Yahut da biliyorsunuz futbolcularla efendim kulüp sözleşmeler var. Yani kulüp arasında. Sözleşmelerin ihlali var. Ücretler ödenmiyor veya disiplin konuları var. Kulüplerle antrenörler arasında problemler var. Biliyorsunuz bizde de Prandelli sorunumuz var. Daha evvel de Beşiktaş'ta Del Bosque olayı vardı. Beşiktaş bundan çok problem yaşadı. Şimdi de bizim de belki de KAS'ta görülecek. Çünkü anlaşma bakımından bir yere varamadık pek fazla. Şimdi burada bir hukuki süreç başlayacak. Buradaki şeyler, hukuki sorunlar nedir? Sözleşmenin niteliği nedir? Eğer dava devam ederse bizim risklerimiz nedir? Bir sözleşmede haklı sebepler var mıdır, yok mudur? Spor hukukunun kendine özgü kuralları var. Bir de hukukun temel kuralları var. Bütün bunlar spor hukukunda nasıl yansıyor, nasıl görünüyor? Bunları masaya yatıralım dedik. Her hafta işte cuma günü buraya bir uzmanı çağıracağız. Bizim de camiamızdan, yani Galatasaray camiasından spor hukukunda uğraşan oldukça çok insan var. Kamuoyunun mesela Türker Aslan federasyonda tahkim kurulu başkanlığı yaptı. Evet. Sonra şu anda da KAS'ta hakim Erkiner var vesaire. Ama bu sadece Galatasaraylı olması şart değil. Galatasaraylı olmayan uzmanları da çağıracağız. Evet. Yani böyle bir kısıtlamamız yok ama bizim camiamızda gelip bu konuları aydınlatacak, anlatacak, sorunları ortaya koyacak insanlar var. Burada ilk ben bugün spor hukukunun nedir spor hukuku? Genel bir tanıtım yapacağım. Genel bir kuş bakışı şemasını çizeceğim. Burada ilk giriş diye kabul edelim. Belki bir iki tabii güncel soruna değineceğiz ama ondan sonra ki haftalarda daha teknik, yani bu bir teknik şey olacak. Yani biraz seyircilerimizi, çok belki konuya daha fazla yakın olmayan seyircilerimizi bilinçlendirme amacı güdeceğiz. Bilgi verme, bu medyaya da, medyanın da bazı konuları yanlış daha bilerek, konuları, değil mi? Mesela gelecek hafta bir de şu, yani spor hukukunun dışında gelecek haftada Profesör İlber Otaylı'yı davet ettim. O da haftaki programda bulunacak. Biliyorsunuz o da Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocasıdır, öğretim üyesidir. Kendisi
yani Galatasaray'ın tarihi, bir de ilk hukuk okulu Galatasaray Lisesi'nde açılmıştır. Bunları çok kimse bunu bilmez. Bunları anlatacak. Bir de tabii en önemlisi Galatasaray değerleri nelerdir? Galatasaray felsefesi nedir? Galatasaray'ın toplumdaki geçmişinden bugüne kadar olan tarihi gelişmesini de anlatacak. Çok ilginç bir program olacağını zannediyorum. Yani o da hukuki ve Galatasaray değerleri olacak. Ondan sonraki programları da işte her hafta bir uzmanı getirterek burada sorunları, hukuki sorunları masaya yatıracağız. O zaman şöyle bir genel perspektiften girişi spor kavramıyla başlatalım isterseniz. Yani spor deyince tabii ki çok farklı yönlere çekebiliriz ama bir hukukçu gözüyle spor nedir kavramının üstüne Sayın Yasaman isterseniz girerek programın açılışını da yapmış olalım. Evet, spor baktığımız zaman tabii spor sosyal bir hadise. Tabii eski Yunan'da başlamış olimpiyatlar ve yüzyıllardan beri ulusal ve uluslararası spor çeşitli dallarda yapılmış. Ve şu anda sporun geldiği, yani amatör spordan profesyonel spora geçme konusunda bugün geldiği noktada spor kitleleri ilgilendiren çok önemli bir olay. Sadece spor yönü değil, bunun ticari yönü var, politik yönü var. O kadar önemli ki ve şeye baktığımız zaman, futbol, basketbol ve diğer sporlara baktığımız zaman günlerce, binlerce kişi bunu statlarda seyrediyor. Televizyonlar milyonlarca kişi seyrediyor. Yani dünyada gösteri sanatının diyelim ya gösteri sanatının en fazla seyirci çeken, ilgi çeken olayı spor. Bunda hiç tartışma yok. Tabii bunun yanında bu bir ekonomik boyutu var. Yani kulüplerin, devletlerin bu spora ayırdığı rakamlar, teşvikler oldukça fazla. Kulüplerin bütçeleri çok fazla. İşte bir Real Madrid'in, Barcelona'nın bütçeleri bizlerin bütçelerinin çok üstünde. Türkiye'de de işte Galatasaray, Fener, büyük kulüplerin bütçeleri oldukça fazla. Hatta bu bütçelerin spora fazla yatırım yapmaları yüzünden bütçelerinde açıklar verdikleri ve problemler yaşandığı, mali durumu yaşandığı ortada. Yani bir mali portesi var. Tabii bunun bir yayın politikası var. Bu yayın anlaşmaları, uluslararası yayınlar, yerli yayınlarda büyük rakamlar dönüyor. Bu yayın sözleşmelerinin değerleri çok fazla. Son biliyorsunuz İngiltere'de yapılan İngiltere Premier Ligi'nin anlaşmasının çok büyük rakamlarla evet. 9,5 milyon pound'a galiba. Yani artık Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupaları evet. ve Premier Lig dünyada yani en fazla izlenen fazla, yani ekonomik durumu, yani ekonomik boyutu milyon dolarlarla ölçülebiliyor. Sponsorluk anlaşmaları, merchandising anlaşmaları, yani forma vesaire satışları çok büyük bir ekonomik boyutu var. Bu kadar önemli bir sosyal olay, sosyal olay, ekonomik olayın düzenlenme mecburiyeti var. Bunda yüzlerce, binlerce sorun var tabii. Yani hukuki ve diğer teknik sorunlar var. Onun için bu çok önemli bir dal, çok önemli bir hukuki tabii. Düzenlendiğin zaman ihtilaf olursa hukuk şeye giriyor. En önemli düzen bakımında da en önemli konusu da tabii hukuk geliyor. Hayat hukuk zaten. Onun için bu önemli olayı irdelememiz gerekiyor. Şimdi spor tabii biliyorsunuz bu sporla ilgili en önemli şey Avrupa Konseyi'nin bazı anlaşmaları var. Şu an ekranda bir de, da biz konuşurken Avrupa Spor Şartı diye bir evet, hemen grafiğimiz ekrana geliyor. Bir de olimpiyat şeyleri var. Burada da Avrupa Spor Şartı da yani bu uluslararası bir konvansiyon orada belirtilen şeylere üçe ayırıyor. Diyor ki fizik ve psikolojik koşulları açığa vurma ve iyileştirme yani sporla. Sosyal olay ilişkileri geliştirme. Her düzeyde rekabet edilebilir bir sonuçlar. Fiziksel faaliyet
diye açıklıyor. Evet. Yani şey de bu Avrupa spor şartında sporu böyle tanımlıyor. Bir şeyde olimpik şart. Olimpik şartta da yine sporu tanımlayan maddeler var. Tabii olimpiyat ruhu çok önemli. İsterseniz ben hemen Hamdi Bey onu okuyayım. Hiçbir ayrım gözetmeksizin ve karşılıklı anlayış, dayanışma ve dostluğu gerektiren olimpik anlayış içinde gerçekleştirilen sportif faaliyetler amacıyla gençliğin eğitimini sağlamak, böylece barış içinde mükemmel bir dünya oluşturmaya katkıda bulunmaktır. Bu olimpik felsefenin herhalde birinci maddesi ki tabii. Olimpizm bir hayat felsefesidir yazılmış altında. İşte bedensel yeteneklerle aklın iradesini dengeli bir şekilde birleştirir. Sporu kültür ve eğitimle bir araya getirir. Olimpizm gayretten duyulan sevinçle iyi örnek olmanın eğitsel değerini ve evrensel temel etik kurallara uymanın haklılığına dayanan bir yaşam tarzını ifade etmektedir. Evet. Yani şeylerde sporu böyle tanımlıyorlar ve sporun her şeyden önce etik kurallara uygun olması lazım. Yani sporun insanlarda dayanışmayı, dostluğu ve rekabeti ön planda olması lazım. Spor kişilerin bedensel gelişmesine fayda yaptığı gibi ruhsal gelişmesine de yardım ediyor. İki, bu bir sosyal, çok önemli bir sosyal olay olduğu için kişileri birbirine bağlıyor. Yabancı ülkeleri yabancı ülkelere, devletleri devletlere bağlayan çok önemli. Mesela olimpiyat çok önemli bir olay. Her türlü spor olayında yüzlerce, binlerce sporcu orada bir araya gelip dünya barışı için, dünya kardeşliği için o rekabet ortamında yarışıyorlar. 16 tabii, gün boyunca hayat duruyor değil mi? Ve burada da orada da tamamen bu etik kurallar, eşitlik ilkesi, insanlık dayanışması bütün burada ortaya çıkıyor. Evet. Yani onun için bunun son derece önemli bir sosyolojik sonucu var. Bu yadsınamaz. Tabii sporu baktığınız zaman iki türlü spor yapıyor. Bir kitle sporları var, bir de rekabet yarış sporları var. Yani insanlar bir rekabet içinde değil, sıhhat için herhangi bir yarışma olmadan kendi sıhhatleri ve işte dostluk için yapılan spor var. Genellikle her insan her gün çıkıyor, yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyor, işte top oynuyor, plajda voleybol oynuyor vesaire. Bunlar tamamen kitle sporu. İnsanlar efendim bisiklete biniyor yüzlerce kişi. Bir yerden bir yere gidiyor, ormanda gidiyor ve bunu bazen de mesaj vermek, insanlık mesajı vermek için de yapıyor. Bir şeyi protesto etmek için de yapıyor. Evet, dayanışmayla. O sporun içinde efendim mesela doğada yapılan bir şeyde doğayı korumayı birleştiriyor. Ama hep bunlar ideal şeyler. Politika şeyde yok. Sporda yok. Sporda yok ama insanlık adına, insanların faydası olabilecek şeylerde de spor bazen de mesaj verebiliyor. Ama Sayın Yasaman herhalde biz kitle spor olarak da Türk halkı açısından bir hayli gerideyiz. Yani değil mi? Almanya'daki, Fransa'daki, İspanya'daki yani Avrupa'nın gelişmiş ülkelerindeki örneklere baktığımız zaman bizim toplumumuzda maalesef işte bu kitle sporu dediğimiz herhalde çok fazla çok yaygın olmadığını maalesef gözlemliyoruz. Biz yani spor bizde çok gelişmiş değil. Yani biz spor yapmayı çok bilmiyoruz. Çok şeylerimiz de yok yani tesislerimiz de yok. İmkanlarımız da yok. Mesela yurt dışına bakıyorsunuz bütün en ufak kasabalarda bile efendim bisiklet yolları var. Yani bisiklet sporunu herkes yapıyor. Yürüyüş yolları var. Burada kaldırım bizde yok. Yani bu yürüyüş yolu, yani bisiklet yolu falan yok. Hatta öyle şey ki orada bu şey olmasın diye efendim çevre kirlenmesin diye belediyeler bisikletler koyuyorlar belli yere. Siz ona biniyorsunuz, kartınız var. Onunla belli bir yere gidip orada bırakıyorsunuz. Evet. Yani şeyi kullanıyorsunuz. Araç hem kullanımını engelliyor. Yapıyorsunuz hem de dumansız veya mazotsuz bir şey yapılıyor. Bütün Avrupa'da, Amerika'da o kadar yaygın ki daha Türkiye'de bunlar yok. Maalesef. Yani spor şeyimiz efendim tesislerimiz ve yollarımız vesaire
çok gerideyiz yani Avrupa Amerika'ya göre. Tabii bu bunları yapmak lazım. İkiye böldüğümüz rekabet ve kitle sporu dediğimiz spor türleri içinde de zaten spor hukuku mutlaka rekabet yarış sporuyla ilgili olan kısmında var değil mi? Tabii yarış sporu da tabii ki yani futbol, basketbol vesaire gibi doğrudan doğruya bir rekabet içinde yapılan spor. Ama burada bunu yaptığınız zaman kitle sporunda bir kural yok. Evet. İstediğiniz gibi yaparsınız. Ama rekabet spor yarışma olduğu zaman bunun kuralları var. Bu kuralları düzenleyen uluslararası kuruluşlar var. Yani biz rekabet yaptığımız zaman aynı kurallara göre oynamamız lazım. İşte futbolda biliyorsunuz offside var. İşte 11 kişi oynanacak. Her türlü her spor branşında kendi kuralı basketbolun var. Basketbolun hepsi. Evet. Buradaki kurallarla Avustralya'daki kurallar aynı. Onlarla maça aynı kurallarla oynamamız lazım. Evet. Tabii kullanacağınız alet, giyeceğiniz formanın bile şekli orada belirlenmiş. Demek ki bu şeyin bu sporun rekabet sporunun düzenlenmesi lazım. Her yerde aynı kurallarla bir düzen içinde olması lazım. Onun için de sporun örgütlenmeye ihtiyacı var. Evet, yani hemen örgütlenmeye de geçelim. Evet. Bu örgütlenme nasıl olur? Bu sportif faaliyetlerin düzeninden de biraz isterseniz seyircilerimize Sayın Yasam'a bahsedelim. Şimdi örgütlenme, bir ulusal örgütlenme var. Bir de uluslararası örgütlenme var biliyorsunuz. Evet. Yani mesela Türkiye'de, Türkiye içinde müsabakalar var ama bir de yurt dışındaki kulüplerle, devletlerle olan müsabakalar var. Şimdi bunların bir düzen içinde yapılabilmesi için bir örgüte ihtiyaç var. Neticede ikiye ayırıyoruz bunu. Bir, uluslararası örgütlenme. İkincisi de uluslar içi örgütlenme. Şimdi uluslararası örgütlenmeye baktığımız zaman hükümetler arası kuruluşlar bünyesinde bir örgütlenme var. Yani intergovernmental örgütlenme. Bu hükümetlerin anlaşmalarla, sözleşmelerle, konvansiyonlarla yaptıkları bir örgütlenme. Yani bunun da şeyi nedir? İkincisi de hükümet dışı kuruluşlar veya sivil örgütlerle bünyesinde örgütlenme var. Bunun en büyük şeyi, yani ikincisi genellikle FIFA ve UEFA'nın şeyinde, bunlar İsviçre'de dernekler, yani tamamen sivil toplum örgütü, yani dernekler bünyesinde kurulmuş ve oradaki İsviçre federal kanunlarına tabi bir kuruluş. Yani onun bünyesinde bir kuruluş. Hatta Olimpiyat Komitesi de öyle. Yine özel bir sivil kuruluş. Evet. Demek ki bu hükümetlere bağlı bir şey değil. Uluslararası örgütler bunlar. Demek ki bunların koyduğu kurallar var, örgütlenme. Ve bu örgütler vasıtasıyla bu uluslararası müsabakalar düzenlenebiliyor. Hükümetler arası kuruluşlar dediğimiz zaman şeye bakıyoruz. Birleşmiş Milletler'in birçok düzenlemesi var. Ve bunlar yaptığı zaman Birleşmiş Milletler'e üyeyseniz veya onun yaptığı sözleşmeleri imza attığınız zaman o kuralları kabul etmiş oluyorsunuz. Avrupa Konseyi'nin çıkarmış olduğu, yapmış olduğu sözleşmeler var. Mesela Avrupa Spor Şartı. Evet. Biz bunların hepsine üyeyiz tabii. Spor Ahlakı Kodu. Sporda şiddetin önlenmesine dair konvansiyon 1985'te. 2005'te sporda dopinge karşı uluslararası konvansiyon. Yani bu uluslararası sözleşmelerle bunlar düzenleniyor. Uluslararasındaki şeyler. Demek ki bu hükümetler arası bir düzenleme var. Bir de hükümetler dışı sivil örgütlerle, özel hukuk kurallarıyla bir örgütlenme var. En önemli örgütlenme de o zaten. Mesela UEFA, FIFA, bunlar tamamen hükümet dışı örgütlenme. Söylediğim gibi bunlar dernek, İsviçre hukukunda, İsviçre'de kurulmuş ve dernek statüsünde ama bunlara üye olduğunuz zaman bunların kurallarını kabul etmek zorundasınız ve bunlar hakikaten çok gelişmiş ve herkes bu kurallara uymayı kabul etmiş. Bizim
Futbol Federasyonu veya diğer şeylerimize baktığımız zaman, mevzuatımıza söyledikleri şey şu: FIFA ve UEFA kurallarına uymak diye, evet, açıkça bizim mevzuatımızda. Yani yapılan düzenlemelerin bunlara uygun olarak yapıldığı, bunlara uyacağımız, onların verdiği kararları Türkiye'de uygulayacağımız şeylerimizde, mevzuatımızda. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bir Avrupa ülkesi olduğumuz için UEFA'ya bağlı kurallara mutlaka riayet etmek zorunda. Dünyadaki FIFA'ya ve FIFA'nın dediğiniz gibi organizasyonlara. Bunlara bağlı olarak, tamamen bunlara, yani böyle bir uluslararası örgüt olmadığı zaman uluslararası müsabaka yapmak mümkün değil. Çünkü belli kuralları koymak lazım ve bu kurallara da uymak lazım. O kurallara göre de onlar ceza verebiliyorlar, düzenleme yapabiliyorlar. Bu kurallara karşı da hukuk yollarını başvurabileceğimiz imkanlar var. Biraz sonra biraz anlatacağız yani bunları. Peki o zaman hemen ulusal anlamda, yani sporun ulusal örgütlenmesine de bakalım. Az önce uluslararası şemayı ekranlara getirdik sevgili seyirciler. Sporun ulusal örgütlenmesindeki yani bir yapıyı da ekrana getirirsek onun da üstüne sayı yasamanla konuşalım. Şimdi bizim bu uluslararası şeye paralel olarak, örgütlenmeye paralel olarak ulusal örgütlenmemiz var. Burada bizim federasyonumuz var. Yani ulusal federasyonlar var. Evet. Uluslararası Federasyon yanlış yazdım. Uluslararası Olimpiyat Komiteleri var. Bunlara bunlar Türkiye'de federasyonlar var. Bu federasyonlar, yani işte futbol federasyonu, basketbol federasyonu, voleybol ve diğer işte güreş federasyonu, bisiklet federasyonu gibi federasyonlarımız var. Bunlarla ilgili mevzuatımız var. Yani kanunlar var. Yani federasyonların kuruluş ve teşkilatları ilgili özel kanunlarımız var. Yani kanunlar var. Bu federasyonları kurduğumuz zaman da bunların çıkarmış olduğu mevzuat var. Yani statüler ve talimatlar var. Evet. Bunlara göre ne yapıyoruz? Türkiye'deki örgütlenmeyi yapıyoruz. Bir de Olimpiyat Komitesi'ne, yani Olimpiyat, Dünya Olimpiyat Komitesi'nin ne bağlı olarak Türkiye Olimpiyat Komitesi var. Onların alt bölümleri var. Böylece biz federasyonlar ve şeyler bakımından, ne derler, olimpiyat komiteleriyle bu şeyi götürebiliyoruz. Tabii bizim ulusal örgütlenmemizde bir de Gençlik ve Spor Müdürlüğü Bakanlığı var. Evet. Onun da teşkilat kanununa göre sporda, o da bu örgütlenme içinde faaliyet gösteriyor. Demek ki ulusal örgütlenme bizde bir piramit var, bir yapı var. Oraya riayet ederek herkes tabii birbirine tabii bağlı olarak çalışıyor. Tabii burada en çok merak edilen Sayın Yasaman uyuşmazlıklar. Çünkü belli ki mesela az önce Türkiye'nin uluslararası örgütlenmedeki yerinden bahsettik. Ama UEFA'da, FIFA'da en çok dosyası olan ülkelerden bir tanesiyiz. Yani Kıbrıs Rum kesimi ve Rusya ile beraber Türkiye kulüp bazında da milli takımlar bazındaki ya da transferler bazındaki anlaşmazlıklar olarak en çok sorun yaşayan ülke. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bu kadar sayıyı nasıl arttırıyoruz? Biraz isterseniz üstüne konuşalım. Evet, öbür şeye geçebiliriz. Uluslararası arkadaşlar uyuşmazlık türleri, türleri ekrana getirelim. Evet. Onun üstüne değerlendirelim. Şimdi tabii bu sorunlarda ona bakalım ama uyuşmazlıklar, yani sporda uyuşmazlıklar nereden çıkar? Problemler nereden çıkar? Birincisi disiplin uyuşmazlıkları. En çok olan, yani belli otoritenin yetkisinden doğan ve onların verdiği disiplin cezaları. İşte hep biliyorsunuz para cezaları daha çok. Saha kapatma cezaları, tribün kapatma cezaları. İşte transfer yasakları. Her türlü bu disiplin uyuşmazlıkları bu otoritelerin, yani federasyonların nezdindeki kurulların verdiği şeylerdir. Birinci şey bu var. Sporun yönetime ilişkin uyuşmazlıklar olabilir. Yani önemli şeylerde. Bir de özel hukuk. Yani bu biraz disiplin hukuku, biraz ceza hukukuna giriyor. Tabii ceza hukukunun ilkeleri burada da geçerli olması lazım. Çünkü ceza veriyorsunuz. Disiplin cezası verebiliyorsunuz. İkincisi, daha çok önemli olan, yani spor hukuku esasında ceza hukuku ve özel hukukun ağırlıklı olduğu bir hukuk. Sadece disiplin hukuku demek söz konusu değil. Çünkü
sporcuların yaptığı bütün sözleşmeler, bütün futbolda örneğin veya basketbolda sporcularla sözleşmeler yapıyorsunuz. Bu sözleşmeler federasyonlara tescil ettiriliyor. Bu sözleşmenin içeriği tamamen tabii federasyonun veya uluslararası federasyonun kurallarına uygun olmak durumunda ama tamamen özel hukuk şartlarıyla taraflar istedikleri şartları oraya koyabiliyorlar. İşte alacağı ücret, efendim şampiyon olursa alacağı prim, haklı sebepler nelerdir, sözleşmeler ne zaman feshedilir veya süresi nelerdir. Özel hukukun yani bir borçlar hukuku, bir sözleşme hukukunun her konusu burada var. Yani en önemli sözleşmeler de işte sporcularla yapılan sözleşmeler, menajerlerle yapılan sözleşmeler. Çünkü her futbolcu veya sporcunun menajeri var. Teknik direktörlerle yapılan sözleşmeler, bu sözleşmelerden doğan ihtilaflar. Evet. Şimdi bu ihtilafları göreceğiz. Olduğu zaman uluslararası nitelikteyse, yani yabancı şeyse, sporcuysa, burada genellikle KAS yani UEFA tahkimi konuyor. Yani Uluslararası Tahkim Mahkemesi. Şeyde de yerli Türkiye içindeki sözleşmelerde de genellikle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun yetkisi verilebiliyor. Neticede sözleşmelerde bunlar konulabiliyor. Bu çok önemli ve ihtilafların çoğu buralardan da çıkıyor. Yani sözleşmelerin yerine getirilmemesi sebebiyle KAS nezdinde veya bizim tahkim kurulunda yüzlerce anlaşmazlık var. Yani maddi yönü özel hukuktur. Burada uyuşmazlıkların en önemli meselesi de bu özel hukuktan doğan sözleşmelerdir. Yayın sözleşmeleri. Evet. Bu yayın sözleşmelerinden doğan ihtilaflar, sponsorluk sözleşmelerinden doğan ihtilaflar, reklamlardan doğan ihtilaflar, hepsi spor hukukunla ilgili ihtilaflar olarak ortaya çıkıyor. Yani sözleşmeler yapılırken özellikle bu kadar belki de titiz davranılmasının sebebi Sayın Yasaman bu oluyor değil mi? O uzun sürüyor anlaşmalar, imzalanmadan önce inceleyip sık dokuluyor. Çünkü her maddeyi mümkün olduğunca sporcular da kontratlarına yazdırmaya çalışıyorlar. Yönetimleri de aynı şekilde mağdur duruma düşmek istemiyor. Daha sonra da olacak işte az önce siz de bahsettiniz. Prandelli ile şu anda yaşanan sıkıntı ya da daha önce zamanında Del Bosque ile Beşiktaş yönetimi arasında benzer yaşanan sıkıntılar. Tabii gibi. Bu şeyler yapıldığı zaman bir star aldığımız zaman, bir yıldız sporcu alındığı zaman bunun Avrupa'daki şeyi, raici ya da değeri çok yüksek oluyor. Evet, reklamı. Yani tabii bize yani bir yıldız almak kolay değil. Tabii bunları o zaman şampiyonluk ümidi, efendim işte 4 yıldız, 5 yıldız ümitleri olduğu zaman bazen de rasyonel düşünülemiyor. Çünkü amaç şampiyon olmak. O zaman bu yıldızı almak zorundasınız. Mesela bir Drogba alındığı zaman şey düşünülmedi. Yahut da çok pahalı bir futbolcuydu. Yani nispeten pahalı tabii. Daha ilk zamanları gibi değil ama onun seyirciye karşı olan yani temaşa zevki, herkesin heyecanlandırması ve Türk sporuna bir şey yapmıştır, katkı yapmıştır. Mutlaka. Ama bunun da bir bedeli var. Bu bedeller de bir Schneider'in almamızın bir bedeli var. Çünkü Schneider dünya futbolcusu, yıldızı. Onun bedeli de yüksek. Tabii verince de bunu ödediğimiz zaman da bunu biraz zorlanıyoruz tabii. Ama şampiyonluk o kadar göz kamaştırıcı ki. Hepsini örtüyor. Yani biraz örtüyor ama dünya raişleri de biraz böyle. Tabii bazen de işte menajerler veya işte şunlar giriyor. Bazen de değerin üstünde de aldığımız veya sonra veremediğimiz oyuncular da oluyor tabii. Hatalar da olabiliyor ama bunlar hep ihtilaf. Hep ihtilaflar onun için oluyor. Peki o zaman işte bu ilke ve kurallardan biraz bahsedelim. Yani spor uyuşmazlıklarının tabi olduğu ilke ve kuralları da arkadaşlarımıza rica edeyim yine ekrana grafik olarak getirsinler. Profesör Sayın Hamdi Yasaman'ın bu konudaki görüşlerini de dinleyelim. Evet, şu anda ekranda.
Esasında spor faaliyetlerinin tabi olduğu kurallar dediğim zaman bir defa hukuka tabi. Evet. Yani burada birçok ülkeler kanunlar çıkarmışlar. Bizim de mesela 6222 sayılı sporda şiddetin önlenmesi kanunu var. Efendim federasyonların teşkilat kanunları var vesaire. Birçok mevzuatımız var. Yalnız spor hukukunun kendine özgü de kuralları var. Şimdi ulusal mevzuatta olduğu zaman bir de uluslararası alana çıktığımız zaman devletler arasındaki hukukun uyumu belli aynı uymayabilir. Ama uluslararası alanda sporla ilgili özel kurallar oluşmuştur. Gelenek ve görenekler oluşmuştur. Bu aynı şekilde buna lex sportiva diyoruz. Yani spora özgü kurallar. Yani buna özgü kuralların uygulanması. Burada lex mercatoria vardır. Yani ticari ilişkilerdeki önemli bir ilke. Orada da uluslararası ilişkilerde, ticarette uluslararası teamül ve gelenekler vardır. Bunlar yıllarca uygulanmıştır ve ulusal hukuklarda olmasa bile bunlar uygulanır. Yani uluslararası ticaretinin kendine has özellikleri var. Onlar uygulanır. Sporda da aynı kural geçerli var. Lex sportiva dediğimiz kurallar geçerlidir. Bu kurallar nelerden oluşuyor? Mesela bunları meydana getiren, bu lex sportivayı meydana getiren kuruluşlar var tabii. Birincisi Olimpiyat Komitesi tarafından konulan kurallar, yani olimpik şart. Onların bir kuralları var. O kurallar artık uluslararası kural olarak kabul ediliyor. Sonra Dünya Dopingle Mücadele Kodu, yani bir konvansiyon var. Sonra uluslararası federasyonlar tarafından konulan kurallar var. Mesela UEFA, FIFA vesaire, basketbolda da aynı. Onların kuralları var. Ve bu kurallar ulusal kuralları veya mevzuatı etkileyebiliyor. Özel kurallar. Tabii en önemli kural, yani lex sportiva'yı meydana getiren, en önemli kuralları meydana getiren tahkim mahkemesi. Yani tahkim mahkemesi önüne gelen somut olayda bir karar veriyor. Bu kararda da hukukun genel ilkelerine bakıyor. Hukuk her zaman, zaten hukuk evrensel bir olay. Evet. Bunlara bakıyor ve spor hukukunun kendine özgü kurallarına bakıyor. Ona göre kararlar veriyor ve o kararlar emsal teşkil ediyor ve bütün bunların hepsi lex sportiva'yı meydana getiriyor. Alt kısımda da devlet tarafından konulan kurallar vardı. Ondan da isterseniz biraz bahsedelim. İşte devlet tarafından yapan şeyleri biliyoruz. Yani çıkarılan kanunlar, efendim yaptırımlar. Yani bizim devletlerin kendilerinin koyduğu kurallar var. Bunlar kanunlar, talimatlar. Bu da her ülkede farklılık arz edebiliyor. Tabii farklılık arz ediyor ama lex sportiva buraya da yansıyor. Yani çünkü spor uluslararası bir olay. Evet. Onun için oradaki, dünyadaki bu kurallar bizim mevzuatımıza da giriyor. Ona aykırı olmaması lazım. Zaten uyum içinde olması lazım. Yani evet, bu kanun şeylerin uyum içinde olması lazım. Yoksa bunu düzenlemek veya spor müsabakası yapmak imkanı yok. Onun için dünya global bir haldedir. Zaten bütün kanunların, zaten biz Avrupa Birliği'ne girme şeyimiz olduğu için taahhüdümüz, Avrupa mevzuatını da zaten kendimize almak müktesebatını kabul etmişiz. Almak durumu, yani kanunlarımızı uyumlaştırmak zorundayız. Bizim kanunlarımız uyumludur. Yalnız tatbikatta, yani uygulamada farklı aksaklıklar veya iyi uygulamamalar vardır. Yoksa kanunlar iyi. Hani arabamız çok iyi, en güzel Mercedes, fakat şoför biraz hata yapabiliyor. Riskler oradan doğuyor diyorsunuz. Evet, riskler oradan. Peki doğru. Spor hukukuna hakim ülkelere de şöyle bir bakalım. Yine ekrana getirelim. Orada da spor hukukuna özgü ülkeler ve hukukun temel ilkeleri başlığı altında, evet, böyle iki bölüm görüyoruz. İkiye böyle ayırdım onu da. Şimdi spor hukukuna özgü kurallar olduğumuz zaman dopingle objektif sorumluluk ilkesi getirilmiş. Yani bu çok önemli, belki teknik bir konu ama hukukçular tabii bunu daha çok bilir.
objektif sorumluluk, kusurun olmasa bile size cezayı verirler. Kusur aranmaz. Yani dopingde objektif sorumluluk ilkesi getirilmiş. Yalnız dopingde değil esasında, şeylerde de öyle. Mesela suçun şahsiliği prensibi vardır. Ama bir seyirci tribünde meşale yaktığı zaman, yangın çıkarttığı veya birisini yaraladığı zaman kendisi de belki ceza verilebilir genel hükümlere göre, ama bu neye veriliyor? Objektif sorumluluk sebebiyle o kulübe para cezası veriliyor ve belki işte tribün kapatma veya saha kapatma gibi sonuçlar oluyor. Bunlar objektif sorumluluk ilkeleri. Yani sporda objektif sorumluluk ilkesi geçerli. Yani bu spora özgü çok önemli bir konudur. Tabii legalite ilkesi var. Yani legalite ilkesi şu demek, kurumların, yani federasyonların veya diğer kurumların koyduğu kurallara kendileri uyması lazım. Kendi koyduğu kurala uyması lazım. Buna meşruiyet ilkesi diyoruz, legalite ilkesi diyoruz. Tabii fair play ilkesi sporda olmazsa olmaz. Demin gördük, olimpik şartta veya efendim Avrupa Konseyi'nin şartında ilk şey fair play, yani iyi niyet. İyi niyetli davranmak, eşit davranmak ve insani her türlü hareketi yapmak sporun esasıdır. Sporda eşit olarak iyi niyetli, fair play ile mücadele edeceksiniz. Diğerlerini eşit davranacaksınız. Bu sporun olmazsa olmazı. Bütün anlaşmalarda, bütün kurallarda fair play ilkesi var. Evet ve tabii ki bu fair play ilkesinde ne kadar uyguluyoruz, ne kadar uygulamıyoruz, onu da birazdan zaten çözüm konusunda tekrar ya da güncel konular konusunda da sizlere bazı sorular yönelteceğim, ama hemen o zaman şimdi, spor temel ilkelerine bakalım. Hukukun temel ilkelerine bakalım. Bu özgü ilkeler bu, ama hukukta yani en önemli şey temel ilkeler vardır. Bu temel ilkeler, hukukun temel ilkelerine uymak gerekir. Bu spora da sirayet ediyor tabii ki. Sporda zaten hukuk dediğiniz zaman hukuka uymanız lazım. Orada da temel olarak mesela savunma haklarına uymanız lazım. Yani dava açıldığı zaman savunma hakkınızı alacaksınız. Bir disiplin cezası verdiğiniz zaman müdafaanız alınmadan, efendim cevabınız alınmadan verilmemesi lazım. Yani ona itiraz hakkınız olması lazım. Yani hukuki yolların kapatılmamış olması lazım. Savunma haklarına bir insan, anayasamızda da var bu. Tabii insan hakları sözleşmesinde de var. En kutsal hak savunma hakkıdır. Tabii burada da birinci onu yazdım. Eşitlik ilkesi, herkes her yerde eşit olması lazımdır. Savunmada da, müracaatta da, her yerde. İyi niyet ilkesi zaten hukukun her branşında geçerli kuraldır. İyi niyet esastır. Suçta ve cezada kanunilik meselesi de, yani eğer disiplin cezası da aynı, eğer bir suç orada tarif edilmemişse siz kıyas yoluyla suç veya disiplin cezası yaratamazsınız. Bu konuda kararlar var. Yani bir sorunlar anlatılırken belki bunlar olabilir. Aynı fiil için birden fazla ceza uygulanamaması var. Yani aynı fiil için iki ceza değil, bir ceza uygulanabilir. Evet. Orantılılık ilkesi vardır. Verilen cezada cezanın orantılı olması lazımdır. Yani orantısız bir ceza olmaz. Yani ceza hukukunun ana prensibi budur. Yani orantılılık, bir disiplin cezası yaptınız veya diyelim ki tribünde küfürlü veya kötü tezahürat yaptınız. Buna çok ağır cezalar verdiğin zaman, mesela 10 saniye sürmüş. Çok fazla ağır değil. Yani orada da bence insanlar deşarj oluyor. Belli bir şeyde biraz hani müsamahalı olmak lazım. Biraz hoşgörülü. Tabii ben onu savunmuyorum şey olarak, ama federasyonlar veya UEFA'nın cezaları hakikaten çok ağır.
orantılı değil. Yani en çok tartışılan konulardan biri verilen cezanın orantılı olup olmaması. Evet. Mesela şimdi içeriğini tartışmayacağım veya doğrudur. Son Trabzon başkanına verilen, yani bir telefon edip hakeme veya ondan sonraki sözlerde, ondan sonraki verilen hak mağlubiyetleri orantılı mıdır değil midir? Bunu tartışmak lazım. Ben içeriğine girmiyorum doğrusu olarak. 180 günden sonra bir 60 gün daha gelen bir şey ceza. Olarak değil. Orantılılık bu. Verilen evet. ceza ile orantılı mı? Yani buna bakmak lazım. Hele bizim birçok şeyde orantılı dediğim yurt dışında bu sene mesela Dortmund maçında 70 bin euro ceza aldık. Efendim Arsenal'dan 50 bin euro ceza aldık. Bunlar orantılı mı değil mi? Bence orantısız. Çünkü yabancı, yani biz ev sahibi değiliz. Güvenlik tedbirlerini almakla görevli. Mesela orada Alman güvenlik şeyleri, otoriteleri. Evet. Bir de o kulübün güvenlik elemanları. Bunlar gerekli tedbiri almak zorundalar. Buna rağmen olay çıkıyor. Yapılıyor. Ve fatura deplasman takımına kesiliyor. Ve deplasman takımına bize efendim para cezası geliyor. Hatta son şeyde de kapatma cezası da istendi. Neticede orada da mesela biz temiz ettik. Temiz ettikten sonra karşı taraf temiz edip daha evvel mahkemenin vermediği kapatma cezasını da istedi. Şimdi burada baktığımız zaman şeye göre, ceza hukuk prensiplerine göre cezanın ağırlaştırmasını isteyemezsiniz. Hukukun genel ilkeleri burada da geçerlidir. Mesela KAS bunu kabul etti. Dedi ki ama vermedi bir maç ceza, eğer tekerrür ederse bunu da çekeceksiniz gibi cezaya ağırlaştırıldı. Şimdi buraya baktığımız zaman hem orantısız hem de şeyde aleye bozma yasağı şeyi var. Yani şimdi ona geliyor. Buna da aykırı. Yani neticede hukuki sorunlar, yani genel ülkeler spor hukukuna da uygulanması gerekiyor. Hukukun ilkeleri çok önemli. İşte aleye bozma yasağı. Mesela bu deminki bizim olayımızda olduğu gibi. Şimdi esasında bir bu var. Yani biz de çok olay çıkarıyoruz galiba. Pek fazla çok ateşli bir seyircimiz var. Yani yurt dışında da Avrupa'da da biliyorsunuz çok Türk yaşıyor. Evet. Türk takımı geldiği zaman onun coşkuları, adrenalin çok yükseliyor. Orada yani bunun sonuçlarını bilse de dayanamıyorlar. Yani bir de sosyolojik bir olay bu. Yani daha havalarında yani, takım karşılanırken başlıyor, gidene kadar devam şimdi ediyor. Şimdi bu sosyolojik bir olay. Buna da bakarak yani buradaki cezaların hakikaten orantılı olması lazım. Evet. Birçok şeye de bakmak lazım. Ama biz inanın her maçta ceza almadığımız bir maç yok. Hemen hemen. Yurt dışında. Her şeyde de orantılı değil veya şey değil. Fazla bu meseleleri de biz bilinçli değiliz. Yani spor hukukunun ilkeleri veya kurallarını çok bilmiyoruz. Bunları bilmek, bildiğimiz zaman daha dikkatli davranacağız veya haklarımızı ona göre kullanacağız. Gitmemek için, yani kasa veya şeye gitmemek için kullanacağız veya oradaki haklarımızı daha düzgün kullanacağız. Yani spor hukuku çok gelişmiş bir hukuk değil, daha yeni bir hukuk. Doktrini yerleşmemiş tam. Onun için bu konuda doktrin çalışması yapmak lazım. Yani bu konuda hukukçuların kitaplar yazması lazım. Efendim bu konuda doktrinin gelişmesi lazım. Son yıllarda epey bir yayın var. Bu konuda çok iyi bir gelişme var. Yani bunun daha da yerleşmesi lazım. O zaman şeyler azalır. Yani bilirsek meseleyi, yapacağımız sözleşmede veya hareketlerimizde, kulüplerin hareketlerinde farklılıklar olması lazım. Ona göre hareket ederseniz ihtilaflar azalmış olur. Bu biraz bu hukukun yeni olması, yani zamana yaymak gerekiyor evet. biraz. Ama hukukun temel ilkeleri burada olduğu gibi, yani biz de bazen duyuyorum, efendim spor hukukunda böyle. Hayır, spor hukuku hukuk.
hukukun dışına çıkamaz. Yani onun özel ilkeleri vardır. Ona özgü de ilkeler olabilir ama hepsi evrensel hukuka uygun olması lazım. Zorundadır. İnsan hakları sözleşmesine uygun olması lazım. Peki Sayın Esam, bu ilk bölümümüzün o zaman sonlarına doğru şu uyuşmazlıkların çözümü de hemen isterseniz beraber yine grafikler ışığında bakalım. Çünkü burada da hemen Türkiye Futbol Federasyonu ana başlığını görüyoruz ki en çok sadece Galatasaray'ın değil, az önce işte Trabzonspor'dan da örnek verdik. Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, diğer Anadolu takımlarının da yaşadığı pek çok problem güncelliğini koruyor. Hemen tekrar sözü size bırakayım. Şimdi yani bu uyuşmazlıkları yaptığımız zaman uyuşmazlığı iki platformda ele almak lazım. Bir, işte futbolla ilgili konuşursak basketbolun da ayrı kuralları var. Burada UEFA nezdinde kast dediğimiz tahkim kuruluna başvurmak. Yani tahkim. Bu bir ihtiyari, yani tarafların rızasına bağlı bir tahkim. Şimdi bunlara başvurmak için sözleşmelerde hüküm olması lazım. Eğer bu hüküm varsa tahkime başvurabiliriz. Ama uluslararası kurulların verdiği kararlar var, disiplin kararları var. Onlarda da tahkim, yani Lozan'da bulunan bu mahkemeye başvurma zorunluluğu var. Mesela para cezaları veriliyor, kapama cezası veriyor uluslararası federasyonlar. Ona itiraz merciği Uluslararası Tahkim Kurulu. İlk derece tahkim var, bir de temiz tahkimi var. Bunları bundan sonraki programlarda, işte bizim mesela tahkimle ilgili hakimlerimiz de var. O programları yapacağız. Bunların detaylarını, sorunları, belki önemli kararları buraya, enteresan kararları getirip bu uzman arkadaşlarımız anlatacak. Demek ki uluslararası bir müracaat hakkı var. İkincisi, ulusal uyuşmazlıkları yaptığımız zaman birincisi, bizde iki türlü ayrım yapılıyor. Bunun birincisi mecburi tahkim, ikincisi ihtiyari tahkim. Yani ihtiyari tahkim nedir? Taraflar orada çözümünü isterse o zaman uyuşmazlık çözüm kuruluna gidilebiliyor. Mesela sözleşmelerin orada çözüleceği, efendim futbolcu sözleşmelerini orada yazmışsak o zaman uyuşmazlık çözüm kuruluna gidiliyor. Bazı şeyler var ki ona da mecburen gittiği oyun kuralları vesaire ya yetiştirme tazminatı gibi konularda bedellerde de yine uyuşmazlığa gidiyoruz. Bunun şeyinde de tahkim kurulu var. Bu zorunlu tahkim. Yani bizdeki tahkim zorunlu tahkimdir. Bazı konular var ki tahkime gitmek zorundasınız. Yani başka bir yere gidemezsiniz. Bunlar daha çok federasyonla kulüpler arasında, federasyonla sporcular arasında, federasyonla diğer kuruluşlar arasındaki olan şeyler, ihtilaflar tahkime gidiyor. Ve orada çözümleniyor. Burada en önemli hukuki mesele şu var. Tahkim, bizdeki tahkim, bu mecburi zorunlu tahkim, diğer hukuk yollarını kapamış durumda. Yani tahkime gideceksiniz, genel mahkemelere gitme yolu kapanmıştır. Yani orada ve onun verdiği karar kesindir. Bozulamaz. O kararı bir yerde temiz etmek veya bozdurmak mümkün değil. Bizde bu tahkim böyle bir sistem yapıyor. Şimdi burada bir tenkit edebileceğimiz, yani sorun da bu tabii. Buradaki yani doktrinde de uygulamada da itirazlar buraya gelmektedir. Bu mecburi tahkim olduğuna göre bu adil midir, doğru mudur? Buna çok karşı çıkıyoruz. Ben de karşıyım. O da şu. Tahkim bağımsız bir kurul değil. Halbuki adli mercilerin bağımsız olması lazım. Evet. Bağımsız olmadığın zaman, bir yere bağlı olduğu, tarafsızlığından söz edemezsiniz. Taraf oluyorsunuz. Şimdi federasyon, bizim futbol federasyonunun özel bir kanunu var. O kanun, teşkilat kanunu, o kanuna göre özerk kuruluş olarak kabul edilmiş. Yani özerktir. Nasıl Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu falan özerk ise bu da özerk. Bu ne demektir özerk olması? Bir devlet kuruluş, devlet piramidinde herhangi bir
devletle bağlı yok. Ona emir ve talimat veremez. Tamamen bağımsız bir kuruluş. Bu kuruluşun yalnız idari yönden bağımsız değil, mali yönden de bağımsız. Yani kendi kaynaklarını kendi yaratıyor. İkincisi kurullarını genel kurul seçiyor. Genel kurul da işte kulüpler, profesyonel kulüplerden, derneklerden yani antrenörler derneği, eski futbolculardan, eski federasyon başkanlarından kanunda var. Evet. Genel kurulu oluşturacak kimseler. Bunlar bu kuruluşlar başkanı yani bu seçiyor. Şeyin içinde olan aktörler kendi başkanını seçiyorlar, kendi kurullarını seçiyorlar. Yönetim kurulunu seçiyorlar. Efendim diğer kurulları seçiyorlar. Tahkim kurulunu da seçiyorlar. Tahkim kurulu yani bunları tahkim kurulunu da başkanın teklifi üzerine yönetim kurulu seçiyor. Yani federasyonun içindeki kurullar seçiyor. Belirli. Şimdi bu güzel bir şey özerklik. Özerk olması. Ha, fiilen federasyon özerk midir? O ayrı bir tartışma. Yani kağıt üstünde mi kalıyor? Kağıt üstünde. İşte o bir tartışma konusu. Ama kanunda bunu özerk bir kuruluş olarak tanımlıyoruz. Onu federasyonun taraf olduğu ihtilaflarda onun seçtiği, onun atadığı, onun ücretini verdiği hakemlerin karar vermesi doğru bulunmuyor. O burada bir hukukun genel ilkelerine bir aykırılık var. Demek ki tahkim kurulu bu yönden eleştiriliyor. Onun için bunun üstünde bir merciye gitmek veya şey olursa kasa belki temiz olarak gidebilmek veya bu konuda bağımsız hakimler yani spor mahkemeleri kurarak yani nasıl ihtisas mahkemeleri var, iş mahkemesi, fikri haklar mahkemesi falan gibi spor yani mahkemeleri. Bir üst merci yaratmak gerekiyor. Bağımsız, bağımsız. Üst merci değil. Üst merci olduğu zaman hukuk olmaz. Evet. Yani bağımsız, kimseden emir almayan veya bağlı mali ve idari yönden bağlı olmayan kurulların olması lazım. Bizde bu tahkim kurulu bağımsız değil. Doktrindeki birçok yazar bu görüşü savunuyor. Bir de yani tahkim baktığımız zaman mesela sorun olarak mahkeme gibi çok çalışmıyor gördüğüm kadarıyla. Örneğin bizim tabii Galatasaray ile ilgili bir problemde biz Eskişehir maçında 1-0 kaybettiğimiz kupa maçında maçtan sonra demeç vermedik. Yani vermemişiz. Mesela bu güncel bir sorun şu anda. Güncel bir sorun. Yani bizdeki şey olduğu zaman talimata göre, evet, federasyonun talimatına göre yayıncı kuruluş sebebiyle, yayın sözleşmesi sebebiyle teknik direktörün galip gelirseniz 3 oyuncunun, mağlup olursa 1 oyuncunun veya 2 evet, oyuncunun şimdi tam şey yapmıyorum. Bunların maçtan sonra yayına girip demeç vermesi lazım. Böyle bir kural yayın var, sözleşmesinde var. Bunu da talimata geçirmiş şey. O maçta mağlup olmuşsunuz. İkincisi efendim orada bir aksaklık olmuş. Eskişehir'in stadı ayrı, yayıncı kuruluş genel yayıncı kuruluş değil vesaire. Bize 10 bin lira ceza geldi. Yani biz buna şey yapamadık yani müdafaa etmek yahut da şey çok kısa 7 günlük sürede. Ondan sonra itiraz ettik. Tahkime başvurduk. Tahkimde ertesi gün yani noter gibi bu doğrudur diye hiçbir gerekçe olmadan tasdik etti. Yani adalet süratle adaletin ucuz ve çabuk olması lazım. Kuralımız budur ama fazla sürat da felaket getirir. Bu kadar sürat değil. Adil olması lazım. İncelemek gerekir. Bir de ikincisi efendim yani normal mahkemelerde 100 lira açacağımız yok. 2000 lira bir harçla açabiliyorsunuz. Demek ki 10.000 lira, 12.000. Yani orantılılığa da şey değil. Karşı. Bir insanı yani yayın sözleşmesi disiplin bir şey değil. Kamusal bir durum da değil. Özel ilişki yani bir yayın sözleşmesi kural olarak kulüplerle şey arasında olur. Yayıncı kuruluş arasında. Yayıncı kuruluş arasında olur. Bizde bir havuz sistemi var biliyorsunuz.
Yani normal olarak özel hukuk ilişkisidir. Evet. Yani bunun kamusal bir niteliği yok, disipliner bir niteliği yok. Yani burada ceza aslında olmaması lazım. Bu tamamen sözleşmeye aykırılıktan tazminat olabilir. Ama ceza olamaz. İkincisi de olduğu zaman da orantılı olması lazım. Bir oyuncuyu gidip ben şey vermeye mecbur da edemem. İnsan haklarına aykırı. Evet. Morali bozuktur, kaybetmiştir, yani konuşmayabilir. Yani demek ki burada tahkimin veya federasyonun bu hukuku uygularken adil davranması, orantılı olması lazım. Yani federasyonun burada bir büyük ağabey gibi ceza veren bir makam değil, adil olması lazım. Daha şeyimizi vermeden tahkim kurulu karar verdi. Türkiye'de davaların bu kadar uzaması, bu kadar süratle sonra geçmesi enteresan. Tabii olmuş. Bu kadar da yani hukukun uygulanması lazım. Hukuk uygulanmadığı zaman da kesin olduğu için bir yere gidemediği zaman adalet duyguları azalmış oluyor. Yani bu konunun yani Türk sporu ve hukuku bakımından hakikaten ele alınması ve şey yapılması lazım. Peki o zaman Sayın Yasaman, spor hukukunda güncel sorunları konuşmaya başladığımız ilk programımızı böyle noktalamış olalım. Gelecek haftalarda yeni konuklarımızla zaten sizle beraber yine... İsterseniz bir güncel sorun da ben... Çünkü bir vaktimizi doldurduk, o zaman havuz konusuna girmek istiyorsunuz. Yok, yok, havuz konusunu değil, ona biraz ben bir sonraki programa bırakmıştım ama buyurun o zaman alayım onu da kısaca. Şey kapatalım. Olarak da yine güncel bir sorun olarak şu vardır. Yani bu federasyonun düzenlemeleri bakımından yani çok önemli bir konu. Son biliyorsunuz federasyon yönetim kurulu kararı alarak yabancı futbolcuların sayısı ve evet, uyumu yerli bir karar yayınladı ve bize tebliğ etti. Şimdi bu tebliğ etti. 7 gün içinde bizim tahkime başvurmamız var. Şimdi buradaki şey şu. Yani biz niye tahkime gidelim? Yani itiraz edip mahkeme yoluna gidelim ve 7 günlük süre. Neden bu kadar kısa süre? Yani bir ay bu esasında daha önce hazırlanıp yani bu reformsa şeyse kulüplere gönderilmesi ve bu konuda kulüplerle istişare edilmesi, sempozyumlar düzenlenmesi, raporlar hazırlanması, bunların hazırlanıp itirazların orada yer en sonunda bir karara bağlanması lazım. Şimdi hiç sorulmadan tamamen bir karar alınıyor ve bize tebliğ ediliyor. Yani fikir alışverişi de bulunmuyor. Ve bundan sonra da valla ben Sportif Anonim Şirketi'nin AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım. Bana ne tebligat yapıldı ne de çağrıldık o şeye tebligata. Böyle bir şey yok. Herhangi bir yazılı bir metin de aradım o sözlü şeyden sonra yok. Şimdi biz ancak itirazımızı dava yoluyla ileri süreceğiz. Yani bu çok yanlış bir şey. Yani niye dava edelim federasyonu? Biz federasyonla davalık olmak istemiyoruz ki. Niye takibe başlayalım? Biz federasyonla, çünkü federasyon özel bir kuruluş ve bizden oluşuyor. Yani genel kurulu biziz. Yani evet, spor kulüpleri vesaire. Özel bir kuruluş, biz kendi sorunlarımızı kendimiz yapmamız, bizde sorulması, araştırılması ve bu konularda da bizim tabii ki haksızlık ve mağduriyetimiz oluyor. Biz dava yoluyla buna itiraz etmememiz lazım. Bu bence yani Türk sporunun önemli bir konusu. Şu anda bizim en önemli değil. Sorunlardan bir tanesi. Evet, sadece Galatasaray'ın değil. Yani bu bizim şimdiki bir güncel sorunumuz. Çok önemli bir konu olarak görüyorum. Evet. Peki Sayın Yasaman, çok teşekkür ediyorum değerli açıklamalarınız için. Ben teşekkür için. Ederim. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Hamdi Yasaman'la Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Kulübü 2. Başkanı'yla birlikte spor hukukundaki güncel sorunları sizlerle konuşmaya ve tartışmaya çalıştık. Yeni programlarımızda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.